Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir örneğim var. Şimdi onu yapacağız beraberce. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlatabilirim. Şöyle 2,5 numara tığ kullanıyorum bunda. İpim de şöyle arkadaşlar, bebe ipim birazcık incesi. Bu da bebe ipi ama ebrulu bir ip kullandım. Biraz ince. Tığınızla ipinizi bir parça örüp ayarlayabilirsiniz. Tığınız hatta ipinizden bir tık kalın olsun, yumuşak olması için. Şöyle zincirimi çekeyim. Arkadaşlar, zincirimizi çok sıkı ya da gevşek yapmayın. Normal bir zincir. İlk sırada örneğimizi trabzan yapacağız. O yüzden trabzan sayısı vereceğiz arkadaşlar. Zincirinizi olabildiğince çekin. İlk sırayı ördükten sonra ölçünüzü alıp ondan sonra kalan zincirinizi kesersiniz. Ben şöyle biraz zincirimi çekeyim. Sırasını trabzan geçeceğim. Bu zincirimden sonra biraz fazlaca yapayım. Çünkü ne kadar yapacağımı örneğime göre ayarlayacağım. Şöyle yaptım. Şimdi arkadaşlar, başını donadım. Buradan 1, 2, 3 tane bıraktım. Dördüncü zincirime bir trabzan yapıyorum. Bütün zincirlerimin içine şöyle trabzan yapacağım. Bir sıra. Tek tek şöyle batarak arkadaşlar trabzanımızı yapalım. Fazla da uzatmayayım. Şu şekil arkadaşlar şeyimizi yapalım. Trabzanımızı buraya kadar yapayım. Biraz büyüteyim. Ondan sonra örneğe kuralım. Şöyle bakın arkadaşlar. 7 ve 7'nin katları yaptım. Büyük bir ihtimal denk gelecek. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başını doluyorum. Buradan 1, 2, 3, 4'üncüye sık iğne batarak bağladım. 1, 2, 3 zincir çekip aynı yere 1, 2, 3. Şimdi arkadaşlar 1, 2 tane bırakıyorum. Üçüncüye sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradan 1, 2, 3 tane bırakıp dördüncü trabzanıma battım. Arkadaşlar, sık iğne ile batıyoruz. Üç zincir çekip 3 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bağlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyoruz. 3 zincir çekip aynı yere dolduruyoruz. Bir, iki, üçüncü trabzanıma battım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir ve bir, iki, üç, dördüncü trabzanıma bir sık iğne. Bir, iki, üç zincir aynı yere tekrar 3 tane trabzan. Bu şekilde olacak arkadaşlar örneğimiz. 2 zincir bıraktım trabzan ve şöyle bağladım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2
3, dördüncüye battım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yeri tekrar dolduruyoruz. 3 tane trabzan. Zincir. 1, 2, 3 dördüncüye battık. Üç zincir çekip şöyle 1, 2, 3. Arkadaşlar bunu 7 ve 7'nin katlarını yaptım trabzanımı. Örneğim denk gelsin diye. Siz de o şekilde yapın. 7'nin katlarını yapın. Ve en sonunda şuradaki en son yerime şöyle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın 3 zincir şu zincirin içine şöyle bağladım. 1, 2, 3 zincir aynı yere 3 trabzan dolduruyorum. Buraya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve bakın şuradaki tepeye sık iğne. 1, 2, 3 zincir aynı yere 3 trabzan. Veya zincirimin içine bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve buradaki tepeye sık, zincirin içine şöyle sık iğneyle bağladık. 1, 2, 3 zincir aynı yere 3 tane dolduruyorum. 2 ve tekrar yapalım. 3. Şimdi sık iğneyle buraya bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şöyle buraya bağlayalım. Zincir. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. 3 zincir çektim. Ve yuvamın içini 3 trabzan dolduruyorum. İpimin kanadı çıkıyor. Şöyle buraya bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim ve yine döndüm. Bakın örneğimiz çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir sıra daha şöyle yapalım. Buraya sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere 3 tane trabzan. Buraya sık iğneyle bağladım. 5 zincir ve sık iğne. Çok kolay bir örnek. Herkes yapabilir arkadaşlar. Çok güzel şal oluyor bundan arkadaşlar. Yelek oluyor. Atkı oluyor. Aklınızda bulunsun. İster tek renk yapın. İster ebru'lu yapın, isterseniz birkaç renk kullanın sıra sıra. Ama örnek çok güzel.
buraya bağladık. 5 zincir çektik ve yine şöyle buraya bağladık. 3 zincir aynı yeri dolduruyoruz. 3 tane trabzan ve buraya sık iğne ile bağladık. 5 zincir çektim ve buraya bağladık. 1 2 3 zincir yine 3 tane trabzan. Arkadaşlar buradaki yuvamın içine şöyle batarak örneğimi buraya bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine bakın buraya sık iğne ile bağladık. 3 zincir çekip aynı yere dolduruyorum. 3 tane trabzanla. Şimdi buraya sık iğne ile bağladım. 5 zincir çekip buraya batıyoruz. Aynı işlemi devam ettiriyoruz. Bakın şöyle örneğimi göstereyim arkadaşlar. Çok güzel, çok şık bir örnek oldu. Altı böyle sonradan toplanıyor arkadaşlar. Daha da altını şey yapabilirsiniz isterseniz. Daha gevşek. Eğer şeyse daha da gevşek yapabilirsiniz. Benim burası bir ütüyüm arkadaşlar. O zaman daha net gözükecek. Evet arkadaşlar şu şekil büyüttük örneğimizi. Bakın şöyle çok şık ve güzel bir örnek oldu. Bundan atkı yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Ondan sonra battaniye yapabilirsiniz. İki tarafı da aynı. Şal olur. İstediğiniz her şeyi yapabileceğiniz çok şık ve güzel bir örnek. Yapması bir o kadar da kolay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben beğenerek, severek yaptım ve zevkli bir yapması. Her türlü değerlendirebileceğiniz güzel bir örnek oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.